Merhaba örgü canlı. nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar ee, arkadaşlar yine bugün ikili bir çalışmam olacak ee, modelim için şöyle iki tane artan iplerimden gene ayarladım ve modelim için hazırladım geldim şimdiye bir güzel model yapacağım Arkadaşlar bu modelimizi gene bebek işlerinde de kullanabilirsiniz ee, bebek kıyafetleri özellikle bebek battaniyesi veya işte Hani böyle dizlerimizin üstünü örtebileceğimiz e, televizyon seyrederken hani üşüdü, ayağımız, bacağımız üşüdü diye örtebileceğimiz ufak küçük battaniye şeklinde olabilir, koltuk şalı olabilir, koltuk kliente olabilir veya yelek bile olabilir arkadaşlar bu modelimizden yelek bile olabilir yapınca göreceksiniz iki renkli çalışacağız çok renkli de çalışabilirsiniz ama en az iki renkle çok güzel duruyor tek renkle de olur ama rengarenk olunca daha güzel seçiyor modelimiz ben şimdi fazla vakit kaybetmeden şöyle öncelikle beyaz ipimle başlamak istiyorum arkadaşlar hemen şimdi ipimi Şöyle alayım kenara ve önceliğini beyaz ipimle zeminini oluşturmak istiyorum. Bu arada kanalıma da abone olarak desteklerseniz memnun kalırım dostlarım. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun diyorum. İşlerimiz bereketli, sağlığımız sıhhatimizi Rabbim bozmasın inşallah. Haydi bismillah diyerek zincir çekerek başlayalım modelimize. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün elimde iki buçuk nolu bir tığım var. Arkadaşlar şöyle görünebiliyor mu? Evet birazcık parladı ama iki buçuk numara iplerimi iplerime daha uygun olduğunu düşündüğüm bir tığım var. Her zaman şunu söylüyorum elinize uygun bir tığ ile yapın örgülerinizi dostlarım. Zincirimizi çekelim şöyle ne çok sıkı ne çok gevşek olmayacak şekilde zincirimizi çekelim arkadaşlar. Zincir üzeri yapacağımız işlerde her zaman söylüyorum ve de söyleyeceğim. İlk zemin zincirini çok sıkı çekmeyelim. Çünkü üzerine yapacağımız işlerimiz bizi zorlar yoksa yaparken çok zorlanırız. Şöyle birkaç daha çekeyim. Evet arkadaşlar zincirimizin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Hatta şurada ipin bir tanesinin katı kaldı. Evet. Zincirimizi bitirdik ve arkadaşlar tığımızın üzerine hiç dolamadan döneceğiz. Şu ilk değil, şöyle ilk değil, şu ikinci zincirin içine batarak batarak sık iğne yapmaya başlayacağız. Bu zincirimizi baştan sona kadar sık iğne olarak üzerine götüreceğiz. Zaten modelimiz iki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Bir sırası sıkı iğne, bir sırası trabzan dolgularıyla yapılan kolay bir model gerçekten de kos kolay bir model olduğunu göreceksiniz birazdan. Buradaki amacımız hem iplerimizi değerlendirmek olsun. Hem de güzel bir e, model öğrenmiş olalım ve de bu iplerimizle değerlendirdiğimiz bir örtümüz, bir örgümüz olsun elimizde. Örtü diyorum ama illaki örtü anlamında değil. Yani elimizde bizim bir ihtiyacımızı gören işimiz olsun. Şöyle hem konuşup hem yapmaya çalışıyorum birazcık. Evet arkadaşlar bu şekilde ilk sırasını sona kadar götüreceğim. Sıramızın sonuna neredeyse geldim arkadaşlar. Bu sırayı zincirin üzerine bir sıra sık iğne olarak geldik. Sıramızın sonuna şu köşeye de batayım bir tane daha. Evet. Şimdi, evet, ilk sıramızı bu şekilde sık iğne olarak geldik. Burada hemen ikinci rengimizi bağlayacağız. Modelimizin güzelliği şu bir de arkadaşlar, e, iplerimizi kırmadan aynı iplerle devam edebilme şansımız var. İki sıra bir renkten, iki sıra diğer renkten yaparak örgümüzü devam ettireceğiz. Hemen ben turuncu ipimi de şuraya böyle sabitledim ve bir zincir çektim. 2 3 zincir çekiyorum toplam arkadaşlar. Şuraya şöyle tığımı bir defa doluyorum. Dibine değil bir yanındaki göze de değil diğer göze batarak şu şekilde arkadaşlar ikili bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan dediğim olay ikide çektiğim trabzan nasıl oluyor bilmeyenler için gösteriyorum. Tığımın üzerine bir defa doluyorum. Aynı yere batacağız arkadaşlar sık iğnemizin tepesine batıyorum ilmeklerimizi bir iki seferde çekme işlemine biz ikili trabzan diyoruz arkadaşlar şimdi aynı göze ikinci trabzanımı yaptım bu göze aynı gözün içine dört tane ikili trabzan yapmam gerekiyor bu üçüncü trabzanım doluyorum bu da dördüncü trabzanı evet buradaki işlemimiz bitti tığımızı doluyoruz zincir çekmeden hiç arada sayıyoruz. 1, 2, 3 göz atlayıp dördüncü göze aynı şekilde aynı gözün içine 4 tane ikili trabzan yapacağım. 3 ve dördüncü trabzanım doluyorum. 1, 2, 3 göz atlayıp dördüncü gözün içine tekrar aynı yere 4 tane trabzan yapacağım toplam örgümüzün zincirden sonra ikinci sırasını götürüyorum arkadaşlar biraz parlıyor örgüm ama evet şu şekilde sıramı sonuna kadar arada böyle 3 3 sık iğne gözü atlayıp dördüncü sık iğneye 4 tane trabzan yaparak şu beyazın üzerine geçeceğim arkadaşlar sıramın sonuna geldim doluyorum tığıma 1 2 3 göz atlayıp dördüncü gözün içine arkadaşlar Dört tane trabzan yapıyorum aynı gözün içine. 4 tane ikili trabzan yapacağım. Evet. Sıramızı bu şekilde yaptık bitirdik. Ve burada hemen dönüşe geçeceğim bir zincir çekiyorum, döndürüyorum örgümü ve hemen e, ikinci sırada şuradaki arkadaşlar şöyle göstereyim dibine değil hemen onun yanındaki. Trabzanın tepesine batarak bir sık iğne. Ve bütün bu trabzanların tepelerini arkadaşlar sık iğne ile yaparak bu baştan öbür başa gideceğim. Örgümün başında da söylemiştim. Ee, modelimizin iki tekniği var örgü tekniği olarak birisi sık iğneli kısım ikincisi de trabzanlı ikili trabzanlı kısım demiştim arkadaşlar. Şu an bakın. Modelimi bu sık iğne ile tamamlamış olacağım. Başa geldiğim zaman tekrar beyaz ipime geçip beyaz ipimle devam edeceğim. Tekrar başta görüşeceğiz arkadaşlar. Biraz evet ipim parlıyor ama <laughs> bunu bu sefer bu şekilde kabulleneceğiz artık. İpim parlıyor arkadaşlar. İnşallah beyazla böyle göstermeyecek. Sonuna kadar sık iğne götüreceğim. Tekrar sıramız sonuna geldim sayılır arkadaşlar bütün trabzanların tepesine sık iğne yapa yapa geldim en sonda şurada zincirle döndüğümüz kısmın tepesine de batarak bir sık iğne de buraya yaptık ve diğer beyaz rengimizi alarak örgümüze devam edeceğim şöyle hemen yukarıya bunu bağlayayım ki sabitleyeyim ki Sabitlerken arkadaşlar çok gerdirmeyelim. İpimizi çok da gevşek bırakmayalım. Oranın ayarına dikkat edelim ki çirkin bir görüntü oluşmasın. Şunları ben birazdan halledeceğim. Temizleyeceğim yani. Şimdi burada döndüğümüz zaman arkadaşlar bir zincir çektim ben. 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve e tığımı doluyorum. Buradan sayıyorum arkadaşlar tekini saymıyorum. Biraz parlıyor. Zor gösterebiliyorum belki ama şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım. Şunu atlıyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç göz atlayıp şu dördüncü göze batarak ikili bir trabzan yapıyoruz. Modelimiz kaydırmalı bir model olacak. Yani mesela yine şu trabzanlardan yapacağız. Dörtlü trabzan ama tepelerine değil de şu ara kısımlarına gelecek. Yani şu araya gelecek, şu araya gelecek, şuralara gelecek. Ona dikkat edeceğiz sadece modelimizde. Başka yapacak hani zor olan bir yeri yok. Bu da zor değil aslında. Tığımızı doluyoruz ve aynı gözün içine ikinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanımızı yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz. Bir, iki, üç göz atlayıp dördüncü gözün içine batıp aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde şu ara kısımlarına gelecek bir dahaki turuncuyu yaptığımda da şu tepeye gelecek şu araya gelecek mesela şu araya gelecek o şekilde devam edecek modelimiz şimdi trabzanlarımı götüreceğim ben sıramı sonuna kadar oradan dönüşte de bütün trabzanların tepesine tekrar sık iğne ile bu başa geleceğim modelimizin hepsi bu kadar yani 1, 2, 3 göz atlayıp dördüncü gözümüze sık iğnemizi yapıyoruz, şeyi trabzanımızı yapıyoruz. Gerçekten bebek battaniyelerinde rengarenk yapıldığı zaman şöyle harika bir örgü çıkacak arkadaşlar veya iki renkle yapabilirsiniz. Ben birkaç sırayı yapıp dönmek istiyorum. Arkadaşlar burada bir şey hatırlatmak için araya girmek istedim. Şimdi beyaz ipimize başladığımızda sıramızın ilkinde şöyle bir tekli trabzan yapmıştık. Ve örgümüze devam etmiştik, etmiştik, gelmiştik. Sıramızın sonuna geldiğimiz zaman bu köşeyi de aynen tekli bir trabzanla bitirmemiz gerekiyor. Onun için ne yapıyoruz? İpim, e, tığımızı doluyoruz ipimizle ve son şu köşedeki, en son köşedeki trabzanın üzerine şu şekilde batarak arkadaşlar buraya tekli bir trabzan yaparak bitirmemiz gerekiyor. Bu esnada bir zincir çekelim, hatta iki çekelim bu köşede. Dönelim ve ilk değil ikinci gözün içine batarak sık iğnelerimizi şu şekilde yapalım. Köşesi böyle geldiği zaman buraya tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Mesela turuncu, turuncuyla devam ettiğimde bir üst sırada tekli trabzan denk gelmeyecek. Oraya direkt 4 tane trabzanımızı yapacağız. Bunu size hatırlatmak istedim araya girip. Bakın sık iğneyle devam edeceğim. Ve sıramın sonuna geldiğim zaman da turuncuyla tekrar başlayacağım. Birkaç sıra örüp, dö örüp döneceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar ah. modelim budur. Bakın 4 sıra yaptım. Ve çok güzel olduğunu düşündüğüm için sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle daha yakından gösterelim. Evet şu an ipim parlamıyor. <laughs> Fırsatını bulmuşken şöyle daha yakından göstereyim. Modelimizin ön yüzü burası. Arka yüzü de burası. Çok bir fark yok arada. Gerçekten çok hoş ve hani kullanışlı bir model. Ee, ne bileyim benim hoşuma gitti. İster iki renkle, tek renkle de yapılabilir ama iki renkle yapılması daha güzel gösteriyor modelimizi. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlarım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.